Merhabalar. Bugün Tonguç Akademi'de trigonometrik teoremleri anlatacağız. Tonguç, trigonometrik teorem deyince 3 tane teorem gelecek aklına. Hocam, bu teoremleri izin verirseniz ben sayarım. Sayar mısın abi? Hocam, birincisi rakibini asla ve asla küçümsemeyeceksin. <laughs> bu de, evet. Kara en önemli teoremlerden bir tanesi. Aa, harika. Hocam, siz sol ayağını mutlaka gözetleyeceksin. sol ayakta çok teknikse. Abi hocam. Hocam, hocam diyorum size. Tonguç saçmalama benim beynimi de yedirmeye başladı. Evladım. Tonguç en önemli teorem bir kere kosinüs teoremi. En fazla soru çıkan kosinüs teoremi. Ha, trigonometri pardon. Trigonometri de teoremi var. Kosinüs teoremi, sinüs teoremi ve sinüs alan teoremi diye üçe ayrılır. Ama biz şu anda kosinüs teoremini anlayacağız. Kosinüs teoremi diyor ki Tonguç bir tane üçgen var görüyorsun. Görüyorum hocam. Bravo çok güzel gerçekten iyi görebiliyorsun. Teşekkür ederim. Şimdi buradaki kenarlarını ABC demişiz tamam mı? Bunun kenarları ABC diyorsun. Bunlara ne diyelim Tonguç? X, Y ve Z açıları diyelim. Şimdi eğer ben bu kenarı bulmak istiyorsam, yani A'yı bulmak istiyorsam hemen şöyle düşünüyorum Tonguç. Bunu sanki dik açı gibi düşünürsen. Hipotenüs de hani e, Pisagor'da şöyle bir kural vardı ya hatırlıyor musun? Bu A, bu B, bu da C olunca ne oluyordu? A'nın karesi artı B'nin karesi C'nin karesi etmez miydi? Evet hocam. O zaman bunu şöyle de değil mi? C kare eşittir A kare artı B kareydi. Doğru. Aynı onun gibi. Burası 90 derece gibi düşünürsen. O zaman bunun karesi yani A'nın karesi eşittir. Bunun karesi artı bunun karesi olmaz mı Tonguç? Evet olur. Ha, kosinüs diyor ki ya tamam buraya kadar tamam ben Pisagor'la özdeşim diyor. Ama ekstradan ben bir şeyler eklemek istiyorum. Çünkü burası 90 derece değil diyor. Doğru. 90 derece olmayınca eksi diyor bir şeyler çıkartıyor. İki tane bu iki kenarın çarpımı çarpı bir de buradaki açının Kosinüsün nacizane ekleyeyim diyor. Ama şimdi soruyu. Çaktırmadan bayağı ekledi yani. Buraya kadar Pisagor'du. Buraya kadar sanki 90 derece bir davranıyorduk buna. Sonra ne oldu? Pisagor bir anda e, kosinüs olduğu için gitti. Kosinüs teoremi olduğu için eksi -2 bc dedi. Bu ikisini 2 ile çarptı bir de çan kendisine çarptı. Bir de kosinüs ekledi. Şimdi sen sağ de olsun. sağ ol olsun. Şimdi sen de bunu söyle bana. B'nin karesi eşittir C kare artı A kare. C kare artı A kare. Eksi 2 AC. Eksi 2 AC. E, Jos X. Jos. Ya yani YX. Bunun karşısındaki açı. Jos Y. Değil mi Tonguç? Jos Y. Harikasın. Gerçekten e, kosinüsü de telaffuzun gayet başarılı ve jos etkileyici. Diye jos diye okumuyor <laughs> hocam? diye. Çünkü soruyu görünce ben böyle sanki elimi fırına dokunmuş. Jos. Jos diyor. O yüzden evet. diye. Kos diyor. Ama neyse oh, sen, sanmış. sen öyle okuyabilirsin. Hiç fark etmez. Şimdi o zaman bir de en son olarak C kareyi söyleyelim. C kare eşittir. A kare artı B kare. A kare artı B kare. Aynı Pisagor gibi. Iki abi. Eksi 2 AB. Eksi çarpı cos. Z. Mükemmelsin. Bana da alıştırdın cos'u. tebrik ederim. Şimdi o zaman sana bir soru daha. Şimdi x'i soruyor. Bu kenarları vermiş. Aradaki açıyı vermiş. O zaman x'i bulabiliriz. Aynen. Nasıl buluruz? x'in karesi eşittir. A kare artı Sanki B. Sanki burası 90 gibi düşünüyoruz. Onun karesi artı altının karesidir. Doğru. Pisagor olsaydı. Burası 90 olsaydı. Ama 90 olmadığı için eksi diyoruz. 2 çarpı 10 çarpı 6 bunların çarpımı çarpı cosinus 120. Değil mi? değil mi evladım? Doğru hocam. İşte bu kadar. O zaman hemen hesaplayalım. Bunun zaten 100 eder. Artı bunun 36 eder. Bunun eksi 2 20 120 eder. Çarpı cos 120 de evladım. Şöyle düşünelim. Cos 120 aslında... Eksi kosinüs 60'tı Tonguç. Tamam mı Tonguç'um? Kosinüs 60 1 bölü 2 idi. Dolayısıyla bu eksi 1 bölü 2'dir. O zaman eksi 1 bölü 2'ye de Anlaştık mı Tonguç'um? Anlaştık hocam. Şimdi herkes ama herkes e %99 bir hata yapıyor burada. Nedir yani bu? hata yapmayayım yapmayayım diyen yok yani burada. Herkes hata yapıyor. 136'yı topluyorsun ya. 136. Eksi 120 çarpı eksi 1 bölü 2 ya Tonguç. Evet hocam. Herkes yıl 120 çıkartıyor. Aa. Halbuki çarpma öncelikli olduğu için sen ilk başta bu ikisini çarpacaksın. 136 ne diyeceksin? 136 artı çünkü eksi ile eksinin çarpımı artı 60 Tonguç. Bunda bu sadeleşti. 60 kaldı. O zaman cevap 196'ymiş değil mi Tonguç? Evet. O zaman neydi bu? X kareydi. X kare eşittir 196'ydı sana Tonguç'um. X eşittir 14'tür diyebiliriz evladım. Anlaştık hocam. Ölüm, anlaştık. Evet hocam. Tamam hocam. birazcık canlı. Hocam canlı çünkü anladım hocam yani. İlk başta Pisagor gibi düşünüyoruz. Onun Pisagor olmadığını anlayınca da kosinüs teoremi olduğunu anlayınca Bir şeyler da, çıkartıyoruz. Bir şeyler çıkartıyoruz. O da 2AB veya 2BC veya 2CD. Aynen işlem yükü. Şimdi bakalım buraya. Şimdi bu sefer bu sefer bunu soruyor. Ama bunun karşısındaki açıyı bilmiyoruz. Ha. Buna göre yapabiliriz ama. Buna ha. göre kosinüs teoremi kuralım bakalım. Şimdi hemen şuraya bakalım. Bu kök 43. O zaman kök 43'ün karesi eşittir. Aynı Pisagor gibi düşündük. Burası sanki 90 derece gibi düşünürsek. Ne deriz? 6'nın karesi, bunun karesi artı bunun karesi. Değil mi Tonguç? Evet hocam. Anlıyor musun evladım? Evet. Sanki kosinüsmüş gibi düşündük, yaptık. Şey pardon, Pisagor'muş gibi düşündük, yaptık. Sanki burası 90 derece gibi değil mi düşündük? Yani ama öyle değil. Ama öyle değil. Eksi 2 çarpı 6 çarpı x diyoruz Tonguç. Yani bu x'in çarpıyorsun bir de 2 ile çarpıyorsun. Evet. Çarpı bir de kosinüs kaç yazacağım Tomuç? Kosinüs yazık yok ki ya hocam. Kosinüs yazacağım işte. Kosinüs kaç yazacağım? Nasıl bulacağız hocam onu? Ee, 60 mı yazacağım? Evet, çok güzel. Çünkü 43'ün karşısında 60 derece var evladım. Öyle mi oluyor hocam. 43'ün 43 karşısında 60 derece var, değil mi öyle? Adam? Evet, o zaman kosinüs 60 oluyor. Evet. Ben 60. de başka bir şey söyleyeceğiz diye korktum hocam bu kadar kolay olacağını. Hayır evladım evladım birazcık uyanık ol. Bak seni test ediyorum sürekli. Ha biz x'i 40... bulamıyoruz. Doğru. Biz x'i bulmaya çalışacağız. 43. 43'ün karesi bunlar birbirine götürür 43 eşittir. 36 artı x kare eksi 12x çarpı kosinüs 60'da 1 bölü 2'dir Tonguç. O zaman hemen işlemlerimi yapıyorum. 43'ü bu tarafa atayım çünkü ikinci dereceden bir denklem çıktı. Bunu bu tarafa atarsam eksi 7 çıkar Tonguç. O zaman x kare. Bak burası eşittir 0. Bunu bu tarafa attım. x kare. Bununla da bu sadece eşit Tonguç. 6 kalır. Evet. Eksi 6 x. Eksi 7 eşittir 0 çıkar Tonguç. Bunu aldım öbür tarafa yazdım. O zaman x x böyle ayırdım. 7 1 böyle ayırdım Tonguç. Eksi 7 artı 1. Çünkü bunların toplamının ortadaki etmek zorunda. Evet. X eksi 7 çarpı x artı 1 eşittir sıfır dedim. X ne olabilir? Ya 7 olabilir ya eksi 1 olabilir Tonguç. Anladım. Şimdi sence hangisi olur? 7 mi olur, eksi 1 mi olur burası? İkisinin toplamı onundan fazla olur. Hayır Ne alakası var? X ya bu olabilir ya bu olabilir. Hangisi olur sence? 7 hocam. 7 olur yani. Eksi 1 diye bir kenar mı olur evladım? <laughs> Anlaştık mı evladım? Anlaştık hocam. O zaman son kazık sorumuzla bu dersi olacağım. bitireceğiz. Bak evladım. Şimdi X'i soruyor. Zaten şekilde ucu sivri, altı geniş, kazığa benziyor. Evet, evet evet. Evladım bak burada hiçbir açı vermemiş. Ve buradaki X'i soruyor. Şimdi normalde şu üçgene göre bir kosinüs teoremi uygulasak. X'in karesi eşittir. Ne deriz? 8'in karesi. S Vay! Oha! Bunun karesi 9'un karesi. karesi. Eksi 2 çarpı 8 çarpı 9 çarpı. Kosinüs hangi açı tonluç? Bilmiyoruz. İşte bilmiyoruz. Bu açıya ne diyelim? E, alfa açısı diyelim. Evet. Kosinüs tamam alfa. O zaman kosinüs alfa diyor. Hayda! Ben x'i bulmamak için o zaman kosinüs alfayı bulmam gerekiyor Kosinüs alfayı da şu üçgenden bulacağım Tonguç. Nasıl, Nasıl, bulacağım biliyor musun? Bu üçgende kosinüs teoremi yapacağım. Bak bunun karesi 5'in karesi eşittir. 6'nın karesi artı 4'ün karesi gibi olmaz mı? Hani 90. Ama eksi 2 çarpı 6 çarpı 4 çarpı kosinüs alfa olmaz mı? Doğru. Bak buradan kosinüs alfayı bulabilirim. Nasıl bulacaksın? Hemen bu? 25 eşittir. 36 artı 16 eksi. Bununla bunu çarparsak 48 çarpı kosinüs alfa. Ha. Bak burada herkesin yaptığı klasik hatayı göstereceğim tekrar. Şimdi 25 eşittir. Bununla bunu çarp e, topla. 52 eksi 48 kos alfa. Herkes ne yapıyor biliyor musun? Ne yapıyor hocam? 40, 48 e çıkar. Çok kolay bir de. Sakın. Hemen Sakın uzun. sakın. Aman dikkat diyorum buraya yazıyorum. Aman diyorum. Aman yapma çünkü neden biliyor musun? Çarpma öncelikle. Anladım hocam. O zaman hemen ne yapıyorum? Bunu bu tarafa atıyorum. 25 25 eksi 52 eşittir. Eksi 48 çarpı Cos alfa diyorum. 25 eksi 52 eksi 27 eşittir. Eksi 48 çarpı cos alfa diyorum. Anlaştık mı Tonguç? Anlaştık. Her iki tarafı eksi 48'e bölersem cos alfayı yalnız bırakabilirim. O zaman. E -20 cos, eksi 20'ye bölerseniz. Eksi Ha eksi cos alfa yalnız Cos alfa yani. eşittir o zaman. Bunlar birbirini götürüyor ya. Güle güle. Eksiyle eksi birbirini götürür zaten. 27 bölü 48 çıkar. Ondan sonra çat diye buraya yerine yazıyorum bak. Neymiş o zaman bu? 27 bölü 48'miş Tonguç. Böyle bir açı olabilir mi hocam? Hayır. Kosinüsü 27 bölü 48. Ha, Açısı değil bu. Kosinüs alfanın değerini buldum. Hiç açıyı bulmadım bile. Açı umurumda değil. Ben umurumda kosinüsle iyi. uğraşıyorum. Umurunda <laughs> değil deyince. 48 ha. ile 8 sadeleşti. Işte. Burada 6 kaldı. 6 ile 9 sadeleşti. Işte. Burada 3 kaldı. Burada 2 kaldı. İkide de 2 sadeleşti. Işte. Her şey sadeleşti işte zaten. Güle güle. Her şeyi güle güle diyoruz. O zaman burada bir 3 kaldı. Ee, 3 kere 27 de e... 81 çıkar Tunguç. O zaman 64 artı 81 eksi 81 eşittir. X kare çıktı ya. Evet hocam. Bunlar birbirini götürdü. X kare eşittir 64. O zaman x nedir? Oo çok iyi ya. 8'miş Tunguç. Anlaştık mı evladım? Anlaştık hocam. O zaman ödüllü sorumuzu yap. Cevapları gönder bakalım. Canım. Tamamdır hocam.